Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar. Evet, bugün böyle filtre kahveyle başlıyoruz. Açtık, suyunu da dolduralım. Çocuklarla bir yandan kumon dersler yapıyor. Öbürü bitti mi ki? Öbürü bitti mi? Hayır, Ömer sayfa, en son sayfaya. Ömer Halis, hayır, önce öbürünü bitiriyorsun oğlum. Haydi, al öbürünü. Onu beraber yapacağız çünkü. Onu beraber yazacağız. Önce öbürünü yap. Evet, bakalım, uzun zaman oldu. Filtre kahve içmeyeli. Kaçta bakayım? 4-5. Yani o yeterlidir zaten, koydum kahveye. Güzel, bunu yıkadım. Demindir bunu yıkamakla uğraşıyorum. Düğmesi neredeydi? Zor, tamam. Evet, bugün güne filtre makineye kahvesiyle, filtre makine diyorum ya, filtre kahvesiyle başlayacağız. Her yerde bir tripod, her yerde değişik değişik 50 çeşit tripodum var. Şurada bir başkası, ayaklısı zaten ayrı. Her pozisyon için, açı için. Halo, doğru durun bakalım, Mikael. Ya Ömer bana şöyle. Onu kontla vuruyor. Her neyse, bakalım. Güne başladık. Ömer ne yapıyorsun? Hayır. Ama ben kendim biliyorum. Tamam. Ein, zwei. Ha. Ein, zwei. Tamam. Dann müssen wir hier zwei schreiben. Eine, zwei. Oy, Ömer'in tırnaklarına ne olmuş kız öyle? Kineta. Hay seninki netine. Bak şimdi zwei yapacağız. Eine, zwei. Lan çizmek yok. Anne, Türk abi öyle. Onu Türker abin yapıyor ama sen değil. Onu ben yapacağım az sonra. Hadi bak şimdi devam. Evet, onu benim yapmam lazım. Oğlum kırmışsınız. Hadi gel. Şimdi fight at Selin. Ben de annem. Tamam. Zwei yaz şimdi aşağıya. Kalemi güzel tut. Neyse bakalım, çocuklar kumonlarını bitirdi. Şuna bir de süt koyayım. Neyim, kapkara olmuş kız. Tepesi. Evet canlarım benim. Şöyle anca kendimi gösteriyorum. Tamam oğlum. Şöyle oturayım. Evet, dünkü videomu izlediniz. Canım arkadaşım Elif Alptekin annesi dün defnedildi arkadaşlar. Perşembe günü acı haberi aldık. Çok kötüydüm. O günden beri çok kötüydüm. Bugün böyle biraz daha iyiyim. Yapma oğlum. Bu anahtar mı işi? Hı hı. Anahtarlık. Bu nereden çok oldu? Ben taktım. Gülşen yaptı onu. Nereden çok oldu? Buradan taktık şöyle. Her neyse. Hadi biraz böyle bir rahatsızım. Evet. Hatice teyzeyi cuma günü defnettiler arkadaşlar. Perşembe günü acı haberi aldık. Tam böyle alışveriş merkezine bir durağında oturuyordum. Bu alışveriş merkezi videomu da yarın izleyecektim. Öyle kendime Ömer'e bir iki bir şeyler bakayım demiştim. Tam bir otobüs durağına geldim. O işte son bir videoyu çekmiştim. Yarın izleyeceksiniz. Ondan sonra şöyle bir WhatsApp'a bakayım dedim. Hani ne var ne yok. Sonra bir baktım ki Hatice teyze kaybetmişiz. Yani o an otobüs durağında ben zaten direkt ağlamaya başladım. Gelen geçen baktı ama çok da umurumda değil yani. Tamam oğlum. Ben böyle duygularımı anında yaşaması gereken bir insanım. Tabii gene de çok sıktım yani kendimi. Yani gözümden böyle beş beş geliyor ama tabii istediğim gibi böyle bir bağırarak ağlayamadım sesli bir şekilde.
Ömer'i almaya gittim. Oradan Mikail'i almaya gittim. Eve geldim derken aradan 1,5 saat geçti. Eve geldim. Şöyle tekrar bir mesajlara baktım. Elif'i 3 defa aradım. Telefonu kapalıydı. Daha sonra Nuriye ile konuştum. Dedim hani telefonu kapalı, sen bir haber aldım. O ara tabii Şeyma'ya mesaj attım. Elif'e de tekrardan yine mesajımı attım. Ama tabii ki o anki o acıyla kim kime hani, yani beni mi düşünüyorlar mesaja cevap vermek için. Sonra biraz işte ağladım 1 saate yakın. Ondan sonra hemen biletçi aradım. Dedim kardeş dedim bana dedim hemen dedim bu akşam için dedim bilet bakabilir misin? Saat gündüz 2 gibi falan diye, öğlen 2'ydi. Bana dedim acil dedim bilet lazım dedim. Yani ben dedim gece dedim 12'den önce dedim. En geç dedim bu gece dedim saat 2-3 sıralarında dedim İstanbul'da olmam lazım. Çünkü zannediyorum ki Hatice teyzeyi şeyden İstanbul'da hani Sultanbeyli'de bir mezarlığa falan gömerler diye düşünmüştüm. Ondan sonra dedim sen bana dedim hemen dedim bu gece için bir bilet bank. Ben dedim bir iki yarı daha arayacağım. Bana dedim şöyle dedim hani birkaç dedim şey bir ayarla yaz kenara. Dedim ben seni 10 dakika sonra arayacağım. Oraya hemen bir Turgut'u aradım. Dedim böyle böyle Hatice teyze dedim Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ben dedim bu gece dedim gitmek istiyorum dedim. Yarın dedim cenazeye yetişmek istiyorum. O da tamam dedi, çocukları dedi hani düşünme dedi. Biz dedi hani hafta sonu kendimiz dedi hallederiz. Ben dedim ya cumartesi günü akşam ya da dedim hani olmadı dedim hani strese girmeyin. Pazar günü dedim akşam dedim dönerim yani. Pazar günü akşam yine evde olurum. Çünkü pazartesi çocuklar okula başlıyorlar tekrardan ve biliyorsunuz hiç kimse yok. Babaları da zaten kendisi çok uzakta çalışıyor. O yüzden hani pazar günü dedim ben tekrar geri dönerim. O tamam dedi hani sen dedi çocukları dedi sorun etme sen dedi bak o zaman dedi biletini ayarla ben dedi iş çıkışı dedi hemen gelir seni alırım. Çocukları amcana bırakırım diye düşündüm ben. Dedim yarın da dedim şey yaparsın amcam dedim hani cuma günü dedim sen iş çıkışına kadar dedim idare eder çocuklarla. Dedim yarın akşam dedim amcamdan alırsın dedim artık dedim pazar günü dedim beni dedim havalimanına almaya gelirsiniz. Biz böyle bu şekilde anlaştık, bileti de buldum. Almanya saatiyle saat 9'da uçağım kalkacaktı. Gece saat 12 yani Türkiye saatiyle gece saat 1'de İstanbul'da olacaktım. Ama sonra işte aradan 1 saat falan geçti. 1 saat, 1,5 saat. İşte biletim falan ben dedim hani okey iletmedim ama dedim hani bir dursun. Ama dedim ben seni hani birazdan arayıp haber vereceğim. O ara annemlerle konuştum, Özgür'üyle konuştum. Sonra şey biletçi aradım tekrar. Tamam ben karar verdim hani gidiyorum demek için. Bilet de bulmuştum. Hemen işte Perşembe günü akşamına. Ama şöyle bir şey oldu. Dönüşümde 15 gün karantina vardı ve benim önümüzdeki hafta veya en geç ondan sonraki hafta ehliyet sınavım var. Ehliyet sınavını da geçtim. Hadi onu erteleriz. Ben karantinaya girersem çocukları okula kim götürecek? Ömer Halis okula kim götürecek? Yok yani. Şu an alternatif çocukları götürebilecek birisi yok. Aşılı olmadığım için de 15 gün karantinada kalmam lazımmış. İşte ya da 5 gün kalacakmışım. İşte itiraz edip 5. gün tekrar bir test yaptırıp ondan sonra o testim negatif çıkarsa çıkıyormuşum bilmem ne bilmem ne bir sürü şey söyledi biletçi çocuk. Dedim ama hani o 5 gün dedim tamam sen bir kapat. Yine Turgut'la konuştum. Dedim böyle böyle dedim karantinayı ben hiç düşünmedim. Dedim karantina var. Hadi bilet dedim, para dedim, şey dedim. Hiç sorun değil. Vakit var, şey var. Hemen gideceğiz. Ama dedim karantinayı düşünmedim. Ben dedim karantinaya girersem dedim bu çocukları bir hafta boyunca kim götürecek okula? 5 gün boyunca. Yani birinin alıp götürmesi lazım. Olmuyor yani başka türlü. O yüzden mecbur geri kaldım. Dedim artık biletçi aradım. Dedim kardeş dedim sen dedim artık hani iptal et. Çünkü ben karantinayı dedim düşünemedim. Hani dedim olmuyor dedim hani bana maalesef dedim uymuyor dedim. Öylelikle maalesef iptal ettim. O günün gecesine zaten bir de şöyle bir şey var. Gitseydim de cenazeye yetişemeyecekmişim. Çünkü ben bunu saat öğlen 2-3 sıralarında bir ayarlama yapmıştım. O ara benim işte artık gidemeyeceğim tam kesinleşince zaten hani Elif'le de o ara Nuriye konuştu zannedersem. Kanka dedi zaten dedi yani istesen de dedi yetişemiyormuşsun dedi. Çünkü dedi saatte akşam saat 6'da yola çıkacaklar. Sivas'a gidiyorlar dedi. Hatice teyzenin dedi şeymiş vasiyeti memleketine gömülmek.
O yüzden dedi hiç de üzülme. Hani yanında olamadım, destek olamadım, cenazeye gidemedim diye dedi hiç de üzülme dedi kanka dedi. Zaten dedi gitseydin dedi yetişemezmişsin. Gerçekten de öyle. Hani ne yapardım? Hani Sivas'a uçarım diyeceğim ama şimdi hiç insanlar cenazeleriyle mi uğraşsın yoksa Sivas'a havalimanında benle mi uğraşsınlar? Hadi tamam adres alır köye giderdim ama hani taksi şoförü köyü bakalım bulabilecek mi yapacak mı? Onlar biraz böyle şey karışık işler olacaktı. Neyse dedim olsun dedim. İşte onun gecesinde Elif Alptekin'le gece yazdım ben. O tabii artık ben böyle ağlamaktan bayağı böyle bir gözlerim, başıma ağrılar vurdu. Otobüste bayağı böyle kendimi sıkmıştım. Boğazlarıma vurdu, çok kötüyüm. O gece ben böyle bir ateşlendim yani akşamına. Başımın ağrısı, şu ense köklerimin ağrısı, omuzlarımın ağrısı, ölüyorum ben böyle, kırılıyorum ağrıdan. Gece saat 12.30 falandı. Akşam tabii böyle ilaç alınca ben bir uyumuşum, bir uyandım saat 12.30. Hemen Elif'e mesaj attım. Dedim kanka neredesiniz, ne yaptınız, vardınız mı? Çünkü akşam hafta çıkacaklardı. Bir 20 dakika sonra falan yazdı, yok dedi şey yaptık, şimdi dedim ola verdik, daha dedi varmadık. Ondan sonra saat 12.30'dan gece saat 4.30'a kadar falan biz Elif'le bir yazıştık, konuştuk. Anne! Efendim? Ben kalbde sen kalıyorum. Ay durmadım aşkım, çok özür dilerim. İşte bir 3 saate yakın falan bir yazıştık, hem geceydi böyle sakindi. Özelden yazıştık, konuştuk. Ondan sonra anlattım dedim kanka dedim böyle böyle oldu dedim. Aslında dedim gelecektim dedim yani. Yemin ederim dedim yani şu an bedenim burada ama yüreğim, kalbim, ruhum seninle. Ondan sonra dedim hani bugün de dedim yanımda. Hani insanlar sadece insanları iyi günlerinde yanında olmak zorunda değiller. Böyle günlerde de yanında olmak çok büyük, çok önemli, çok büyük bir destek. Evet aşkım su var onun içinde bir güzel var. Hani iyi gününde herkes zaten yanında olur. Önemli olan insanın hani arkadaşının kötü gününde yanında olması. Sonra ses attı bana. Dedim kanka dedim böyle böyle hani anlattım işte size anlattığım gibi. Sonra bana ses kaydı attı. Ondan önce ben ona ses kaydetmedim. Aramadım da çünkü yani Elif'i arayıp konuşamıyorum. İnanın sadece böyle hani mesaj olarak atıyorum. Tabii ki hani aradığım oldu. Çünkü ben çok kötü oluyorum. Hatice teyzeyle bir zat böyle hani tanıdığım için çok güzel vakitler geçirdik. Hele ilk mesela gittiğimde 4 gün boyunca o da benimle birlikte orada kalmıştı. 4 gün sabahlara kadar kıkır fıkır yani kıkır kıkır fıkır fıkır. Biz geziyorduk geliyorduk kadın bizim yemeğimizi hazırlıyordu ediyordu. Yani o kadar güzel geçti. O kadar çok yakından tanıdığım bir insan ki. O yüzden böyle sanki hani öz teyzemmiş gibiydi. O yüzden Elif'le konuşamıyorum çünkü ben direkt böyle ağlamaya başlıyorum. İstiyorum ki kadın zaten birazcık böyle bir rahatlamış. Zaten hani yeterince ağladılar, üzülüyorlar. Ben bir de ağlayarak onu daha böyle çok yıpratayım, üzeyim istemiyorum. O yüzden hani sesimi de duyuramıyorum. Sesini de duymak istiyorum ama sonra ses kaydı atmış bana. Bacım ben seni çok iyi biliyorum. Sen burada olsaydın asla beni tek başıma bırakmazdın. Biliyorum ben zaten senin geleceğini. O yüzden hiç sıkıntı etme. Ben seni biliyorum. Diye bana böyle bir sesli mesaj atmış. Onun artık o sesini duyunca daha çok, iki kat çok ağlamaya başladım. Yani gurbette olmak ayrı bir zor. Şimdi bu korona döneminde insanın her istediğinde böyle canını çektiğinde veya hani zor durumda kaldığında gidememek çok çok ayrı bir durum. Dedim, kanka dedim. Hemen Halis çabuk o döktüğün popcorn'u kaldırıyorsun şimdi. Çabuk. Hepsini kaldırıyorsun. Dedim bacım dedim sen git gel. Annemler de gelsin. Ben dedim inşallah dedim senin yanına geleceğim. Hiç dedim uzatmayacağım. En kısa zamanda dedim yanına geleceğim. O da gel bacım dedi bekliyorum dedi. Öyle bakalım. Şimdi Allah nasip ederse en kısa zamanda annemler 11. ayda gelecekler zannedersem. 10. ayın sonu veya 11. ayın başında. Onlar geldiği zaman tabii ki kesinlikle yine gideceğim. Böyle gezmeye, alışverişe falan değil tabii ki. Sadece arkadaşımın yanına. Öyle. Öyle evde otururuz. Sohbete, arkadaşımı görmeye gideceğim. Hem de baş sağlığı için gitmiş olacağım. Böyle. Böyle bunları yaşadık. 4 gündür, 5 gündür. Gerçekten hepimiz hani üzgünüz. Benim
yani 3 günüm çok kötü geçti. İnanılmaz kötü geçti. Bugün birazcık daha böyle toparlıyor gibiyim ama boğazlarım full gidik. İnanın su bile içemiyorum. Boğazlarım komple yara. O da bana ateş yapıyor ara ara. İlaçlarla böyle ayakta kalmaya çalışıyorum. Çünkü mecbur kalkıyorum. Evde 3 tane çocuk var, acıkıyorlar. Nereye kadar dışarıdan sipariş vereceğim çocuklara? Kalkıyorsun, mecbur yemeğini yapıyorsun. Hayat devam ediyor yani. Ölen öldüğüyle kalıyor. Ama elimizden geldiğince dualarımızı yapıyoruz, Kur'anlarımızı okuyoruz inşallah. Ben biliyorum ki mekanı cennet. Böyle. Biraz çok uzun konuşmuş oldum, sohbet etmiş oldum sizlerle ama tam olarak da böyle bir açıklamasını yapmamıştım dünkü videoda. Çünkü dünkü video, inanın, Hatice teyzenin ölümünden 2 gün önce çekilmiş bir videoydu. Editini yapmıştım ama diğer videoları silmediğim için tekrardan edit yapıp oraya işte başına, ortasına yazılar koyabilme imkanım oldu, fırsatım oldu. O yüzden düzenleme fırsatım olmuştu. Böyle. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin. Öyle yani. Neyse bakalım, şurada bahçede birazcık oturalım. Ömer Halis de benden şifayı kaptı. Ömer Halis de bugün çok kötü. Yani sanki bu gece böyle daha bir kötü olacak gibi duruyor ama bilmiyorum, bakalım. Aşırı derecede bir öksürüğü başladı. Kuru öksürük, işte burnu tıkalı. Bakalım. Birazdan mutfakta buluşuruz. Evet sevgili takipçi kankalarım, evdeki işlerimizi hallettik. Ben işte grip ilacımı, antibiyotimi falan kullandım. İlaçlarımı aldım. Biraz daha iyiyim ama Ömer Halis baya baya kötü. Ömer Halis çok hasta. Benden ona geçti. Şimdi çocukların özel isteği vardı bugün. Chicken wings istemişlerdi. Artık bunun Türkçe adı ne bilmiyorum. Bir yandan da şöyle şuraya et suyundan yapılmış. Sessizlik! Alo, ne oluyor? Bakın, geçen kuyruk yağı kaynatmıştım biliyorsunuz. Onları buzluğa koydum ben, derin dondurucuya, bir saniye. Bakın böyle bu şekilde 5 ayrı kaba koydum. Etleriyle birlikte şöyle. Bunu da böyle buzluktan çıkartıp yiyeceğim zaman böyle kaynar suyun içine, çorbanın içine hop atıveriyorum. Bu da şimdi böyle tamamıyla çok az bir şey, normal su ilave ettim. Direkt böyle istedim ki hani normal suyla karıştırmayıp tamamı böyle et suyundan yapılmış çorbalar olsun. Bakın içindeki eti de bu şekilde böyle divdikledim içine. Çünkü Ömer Halis'in bu özel isteğiydi. Pilav çorbası diyor. Arpa şehriye çorbası demiyor da pilav çorbası. Çocuklar birer tabak içtiler öğlen yemeği olarak. O yüzden yani aslında şuradaydı ama birer tabak içtiler. Bir kepçe de ben içtim. Bu şekilde bunu yaptık. Bir de şöyle şuraya patates. Patatesleri normal baharatladım arkadaşlar. Tavuk butlarında. Efendim. Tamam, geliyorum. Buna sıvı yağ, bir çorba kaşığı süzme yoğurt, çeşitli baharatlar, işte tavuk baharatı, körü, karabiber, tuz, pul biber vesaire, güzel böyle karıştırıp bunları da bu şekilde böyle marine ettim. Bunu şimdi böyle 1-2 saat sonra falan, saat şu an 2, şöyle 2 saat sonra falan, saat 4 gibi fırına vereceğim. Yanına da başka bir şey yapmayacağım. Buna böyle akşam yemeğimiz olacak. Neyse bakalım, burada lavabonun içinde birazcık bulaşığımız var. Şunları şimdi çöpe atayım. Şöyle tekrar bir tezgaha silelim. Ondan sonra bulaşık makinesini boşaltayım. Bulaşık makinesini boşaltayım. Yenilerini tekrar içine koyayım. Yani şu makine icat edenden Allah razı olsun. Öldüyse de mekanı cennet olsun inşallah. Hatta bir bayanın eşiydi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, bir erkek bunu icat etmişti eşi için. İyi ki icat etmiş. Bizim de tabii ki tavuğumuz da pişti. Ve bakın böyle çıtır çıtır oldu. Tavuğun yağıyla da patatesler şöyle buharda pişmiş oldular. Benim çocuklar buna bayılıyor. Şimdi bakalım, çorbamızı da ısıttık. Ekmeği de, ekmek almaya da yollamıştım çocukları.
Şimdi afiyetle akşam yemeğimizi yiyeceğiz bakalım. Evet. Allah'a şükür yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Şükürler olsun Rabbime. Rabbim olmayanları da versin inşallah. Bir Ömer Halis yemedi. Ömer Halis bir yemedi. Onu da birazdan yediririm zaten. Şimdi şunları makineye bir atayım. Ondan sonra tekrardan yine şöyle bir bahçeye geçelim. Bugün hava bayağı böyle güzel, temiz bir hava var. Hasta bir Ömer Halis. Mama. Yapmayın, dur. Ve Artan yemeğini yiyor şu an. Dur gözünü. Senin kuzusu. Mama. Abi sevdi. Çok mu lezzetli olmuş? Mami. Geri gidip patatesleri yiyeyim. Demin dedim ki. Demin dedim ki gel sana biraz daha koyayım dedim. Yok dedi. Şimdi gelip gidip patatesleri yiyeyim. Çok şükür mutfağı hallettim. Artan yemekleri de şöyle şuraya koydum. Dün akşam çocuklar kek istemişti. Onlara dün şöyle çikolata soslu mama kuchen yapmıştım. Bol çikolatalı. Dün öyle yarısını yemişlerdi, ikişer dilim. Bayağı ince ince kesmiştim. O yüzden yarısı da şimdi burada. Artan yemekleri de oraya koydum. İyice soğuduktan sonra buzdolabına koyacağım. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Yağmur yağıyor arkadaşlar diyor. Ömer'in ateşi şu an birazcık dindi. Yemeğini de yiyince ateşi şu an birazcık bir dindi. Çiçekleri buduyormuş, dalları buduyormuş. Mikail arkadaşına gitti, Gülşen arkadaşına gitti. Biz de böyle Ömer'le bahçeye çıktık. Hayır Mina Nur'a. Şimdi yağmur çiselemeye başladı. İşte böyle bahçede oturuyoruz. Bakalım birazcık Ömer Halis'e hava aldırayım dedim. Ömer Halis inanılmaz derecede kötüleşiyor. Yarın büyük ihtimalle çok daha kötü olacak. Ve büyük ihtimalle gece de pek uyumayacak gibi. Ömer Halis yapma aşkım öyle. Sesi başı gitti, gözleri kıpkırmızı. Böyle oturuyoruz bakalım burada. Bahçe yine çiçek şey. Şu yapraklarla dolu. Süpürülmesi lazım ama kimin umurunda. Böyle. Yastığı oraya attı. Evet canlarım benim. Ben direkt buradan böyle kapanışımı da yapayım istedim. Benden, bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki vlogum Cuma, Perşembe gününden olan alışveriş videom gelecek arkadaşlar. AVM turu yapmıştım. O videomu yayınlayacağım. Yarın ne olmuş oluyor o zaman? Salı. Yani bu video pazartesi yayınlanacaksa o salı. Çarşamba günde kaldığımız yerden günlük vloglarımıza devam edeceğiz. Ama bugün benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki vlogda burada sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın canlarım benim.